Geleceğin liderlerinde dişil özelliklerin önemi konulu konferans yapıldı. 8 Mart'ta. Çomu Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyoloji Topluluğu'nun birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Troya Kültür Merkezi'nde düzenlediği konferansa Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Evrim Cabbaroğlu konuşmacı olarak katıldı. Topyekun bir yalan olduğu ortaya aslında. Açılış konuşmasını Çomu Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doçent Doktor Gülgün Yazıcı yaptı. Yazıcı konuşmasında Kadınlar Günü'nde öncelikle kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin bir an önce son bulmasının yollarını aramalıyız dedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak her sene olduğu gibi bu sene de kuruluş amaçlarımız doğrultusunda bir konferans düzenlemeyi planladık. Çünkü Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kadının öncelikle bir birey, bir insan olarak değer görmesi ve toplum hayatının her alanında erkeklerle birlikte yer alması, bilhassa üst yönetim kadrolarında ve karar mercilerinde daha fazla bulunması bizim temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çünkü uygarlığın ölçütü kadınıyla, erkeğiyle insana verilen değerdir diye düşünüyoruz. Çünkü insan olmak kadın ya da erkek olmaktan önce gelir diye düşünüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öncelikle bunu hatırlamalı ve kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlallerine bir an önce son vermenin yollarını bulmalıyız diye düşünüyoruz. Yaptığım pek çok konuşmada aynı şeyi dile getiriyorum. Bugün de tekrarlayacağım. Kadınla ilgili sorunların, problemlerin çözümü kısa ve uzun vadede eylem planlarını gerektirmektedir. Kısa vadede aklımıza gelen ilk çözüm hukuki yaptırımlardır, cezai yaptırımlardır. Bir takım cezai yaptırımlarla caydırıcılığı sağlamak mümkündür. Ancak kısa vadede bu caydırıcılığı sağlamak mümkündür belki ancak cezalandırıcı adaletin kısa vadede çok da etkili olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bir an önce cezalandırıcı adaletten onarıcı adalet anlayışına geçilmesi gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Uzun vadede ise kadına bakış açısını değiştirecek, toplumun bilinç ve farkındalığını artıracak eylem planlarına ihtiyaç vardır. Bunun için eğitim programlarına, duygu eğitimi, sevgi eğitimi, iletişim donanımları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramların girmesi gerekir. Bunun yanında mutlaka aile eğitimleri verilmesi, evlenmek için aile içi iletişim dersleri ya da çocuk yetiştirme dersleri alınma zorunluluğunun aranması bir takım tedbirler arasında düşünülebilir. Bütün bu tedbirlerin alınmasıyla birlikte tabii ki sadece ülkemizde değil, bütün dünyada hiçbir konuyu din, siyaset ve ekonomi üçlüsünden ayrı olarak düşünmek, konuşmak mümkün değildir. Bu kadın konusu için de geçerlidir. Kadın sorununun kaynağı da bu üç aktörle ilgilidir. Çözümü de bu üç aktörle ilgilidir. Dolayısıyla biz bu üç aktörden, din, ekonomi ve siyasetten her bir ayağı doğru bir şekilde kullanmak zorundayız. Yani dinin hak ve sorumluluklar açısından kadın ve erkeği eşit kabul ettiğini, kadını dövmenin dinin bir emri olmadığını, geniş kitlelere anlatmak zorundayız. Yine kadının ekonomik hayata katılmasının ekonomiye son derece önemli bir canlılık katacağını kabul edip bu yönde kadını iş hayatında desteklemek zorundayız. Açılış konuşmasının ardından profesyonel liderlik ve takım koçu Evrim Cabbaroğlu'nun sunumuna geçildi. Peki iş hayatında nedir durum? Toplumda %50 isek ortalamada. İş hayatında bu Amerika'dan gelen bir rakam ama hani çok da farklı değil hiçbir ülkenin durumu. %85'e %15. 2002 yılından beri maalesef ne dünyada ne Amerika'da ne Türkiye'de bir türlü değiştirmeyi başaramadığımız katılım oranları bunlar. Ne oldu o %50'ye? Bilemiyoruz.
Üst üretim pozisyonlarına geldikçe bu sayılar gittikçe azalıyor tabii ki. Özellikle İskandinavya ülkelerinde çok hükümetin de desteklediği pek çok proje ve politika sayesinde kadınların katılımının gittikçe arttığını görüyoruz. Kurumsal yönetim kurumları ve yönetim kademelerindeki varlıklarının. Yine de en iyi yer olan Norveç'te bile %34'ü görebilmiş durumdayız. Potansiyeli aday havuzunda daha az kadın bulunuyor. Yine Koç topluluğundaki rollerimden bir tanesi benim potansiyel aday havuzuyla ilgili her türlü işte analizi yapmak, değerlendirmeleri yapmak ve daha sonra üst yönetimde terfi edecek yöneticilerin konuşulduğu toplantıları organize etmek ve bunları koordine etmekti. Dolayısıyla koskocaman bir toplulukta aslında kimlerin hangi kriterlerle tercih edildiğini görme ve bunu biçimlendirme şansım vardı. Ve toplulukta potansiyelin belirlenme yöntemlerinden bir tanesi değerlendirme merkezi uygulamalarıdır. Yani bir günün bir simülasyona gidersiniz, sanki bir şirket yöneticisiymişsiniz ya da üst yöneticisiymişsiniz gibi bir takım egzersizlerden geçersiniz. Ve bunun sonucunda da eğer yüksek potansiyelde çıkarsanız potansiyel havuzuna alınırsınız ve daha hızlı terfi edersiniz.